Çünkü açıkça söylüyor Erdoğan. Tamam bizim Esad'la meselemiz yok diyor ama Kürtlere karşı biz bir operasyon yapmak zorundayız. Çünkü seçim geliyor. Yani seçimde bu seçimde ekonomi tamam çok ağır bir durumda Türkiye'de ekonomik şartlar. Ama bu seçimi yani ekonomi konusunda yapacakları da çok sınırlı. Dolayısıyla bu şartlarda seçime gitmesi mümkün değil. Mutlaka bir operasyon yapılması gerekiyor. Bu operasyona Esat'ı bu şartlarda ikna etmeye çalışıyor. Bütün bu işte tatlı diller, işte oraya elçi göndermeler vesaire hep buna yönelik. Ne diyor? Efendim diyalog zaten hep olması gerekir diyalog diyor. İki ülke arasında nasıl bir diyalog vardı? Geçmişe şöyle bir baksak. Ne biçim bir diyalog vardı? Roket atarlar, işte havan topları, füzeler, kimyasal silahlar, onlar yani bunlar hep diyalog için mi yapıldı? Yani çok uzun konuşulabilir bu konuda ama geldiğimiz nokta bu. İçişleri Bakanı Soylu'nun da işte dün akşam bir televizyon kanalında söylediklerine baktığımız zaman bir de işin sığınmacı boyutu var. Ne diyor? Biz diyor işte sığınmacıların %70'ini göndereceğiz diyor. Çünkü sığınmacılar konusunda kamuoyu çok hassas. Büyük büyük bir bölümü AKP tabanının da önemli bir bölümü bunların ülkelerine dönmesini istiyor bir an önce. Bunu sağlayarak seçime gitmek istiyorlar. Bunun yolu da yine Şam'la anlaşmak. Yani Şam'la anlaşmadan bunu yapmaları mümkün değil. Şam'la da işte bu konuda ya gelin bu konuda bir anlaşma yapalım. Bir miktar sığınmacıyı gönderelim. Hatta parasını da biz veririz. Ama siz bunları alın. Bizim yükümüz biraz hafiflesin. Biz böylece seçmene karşı işte dönüp diyelim ki bak sığınmacıları gönderiyoruz filan. Yani bunların peşindeler. Geçici bu tür palyatif şeylerin adımların ya da işte çarelerin peşindeler. Meselenin esas olarak çözülmesine yönelik yani Suriye'nin demokratik bir Kürdüyle işte diğer gruplarıyla, azınlık gruplarıyla, halklarıyla bir arada barış içinde yeni bir yapılanmaya gitme konusunda herhangi bir dertleri yok. Ama birinci etapta sınırların ötesindeki Kürtleri Esad'la birlikte temizlemek istiyorlar ve onları mümkün olduğu kadar güneye sürerek onlardan boşalan yerlere bu sığınmacıları yerleştirmek istiyorlar. Günü kurtarmak için çok tehlikeli bir yeni manevra peşindeler. Yani barış mesajlarına aldanmamak gerekiyor. Ve tabii Esat da yani hemen muhaliflerle Esat'ı anlaşması lazım dedi değil mi? Dışişleri Bakanı. Tabii. Hangi muhalif yani? Orada o kadar çok muhalif var ki. O cihatçı teröristlerle mi anlaşacak? Kürtlerle mi anlaşacak? Diğer muhalefet güçleriyle mi anlaşacak? Kimle anlaşacak önce? Dolayısıyla tam çala kalem, tam işte bu iktidarın üslubuna. Üslubuna ve şeyine uygun, karakterine uygun bir U dönüşü izliyoruz. Çok ibretle de izlemeye devam edeceğiz. Evet.